Herkese merhaba. Bugün sizlere MacBook Pro'lara nasıl format atılır bunu göstereceğim. Şimdi gelin detaylara bakalım. Evet, şimdi ekranımıza geldik. İlk işlem olarak bilgisayarımızı kapatmamız gerekiyor. Bilgisayarımızı kapatalım. Evet, bilgisayarımız şu an için kapalı. Açarken CMD R tuşlarına basılı tutuyoruz ve açıyoruz. Gördüğünüz gibi Apple logomuz geldi. Burada bir bar var. O barın dolmasını bekliyoruz şu anda. Evet, sonunda karşımıza macOS Utilities bölümü geldi. Burada 4 tane farklı bölüm karşımıza geliyor. Restore from the Time Machine, Reinstall macOS, Get Help Online ve Disk Utility. Biz format atmak için Disk Utility'ye tıklayacağız ve Continue diyeceğiz. Burada görmüş olduğunuz gibi makinenin bütün detayları karşımıza çıkıyor. Macintosh HD'ye tıklıyorum ve burada Erase'e tıklıyoruz arkadaşlar. Burada karşımıza çıkan kısımda Name, Macintosh HD ve format olarak da APFS'yi burada görmüş olduğunuz gibi seçiyorum ve Erase diyorum şu anda. Şu anda silme işlemi başladı. Bu proses de bitti şu anda. Buna done diyorum, yani tamam diyoruz. Sonrasında tekrardan Macintosh HD'ye geldiğiniz zaman tamamıyla boş ve kullanılabilir bir bölüm olduğunu görüyoruz. Şimdi ise reinstall etmek için, yani yeniden yazılım kurmak için ana menüye geri dönmemiz gerekiyor. Evet, şimdi bunu kapatalım. Gördüğünüz gibi şimdi de buradaki bölümden artık sıfır bir Mac'imiz olduğu için Reinstall macOS diyoruz ve sıfırdan bir kurulum yapacağız şimdi. Burada macOS High Sierra'yı kurmak için Continue diyorum. Kabul ediyoruz buradaki lisans bölümünü. Burada hangi diski kurmamız gerektiği için bunu seçmemiz gerekiyor. Macintosh HD'yi seçiyorum. Install diyorum. Şu anda bir kablo bağlı değil ve pilim de %53. O yüzden bu şekilde devam etsin mi diye soruyor. Continue dedim. High Sierra'yı indirecek, sonrasında da kuracak. Şu an için indirmek için 36 dakika kaldığını söylüyor. Şu anda pilim 53. 36 dakika yeterli olmayabilir. O yüzden pili de takalım hemen. Evet, şimdi ilk işlem bitti. Şu anda yükleme artık başladı. İlk önce bilgisayarımıza yazılımı internet üzerinden indirdik. Bu yaklaşık olarak 35-40 dakika sürdü. Şimdi ise bu yazılımın bilgisayara kurulum işlemi başladı. Bunu da Apple logosunun ve altındaki bardan anlayabiliyoruz. Şimdi bu barın tamamlanmasını bekleyeceğiz. Evet, artık 1 dakikadan az bir süre kaldı yüklemenin bitmesine. Yükleme bittiği zaman da bir ekran gelecek. O ekranı da hep beraber göreceğiz şimdi. Evet, şimdi ekranımız geliyor. Apple logoları gitti. Biraz da siyah değil de böyle füme rengi bir ekranda bekliyoruz şu an. Görmüş olduğunuz gibi artık ilk kurulum sayfası Welcome yazısı geldi. Türkiye'yi seçiyoruz. Buradan klavyemizi seçiyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi Q klavye, ABC, Q ve F gibi seçenekler var. Q'yu seçiyorum. Burada Wi-Fi ağımızı seçebiliyoruz. Şu anda bunu seçmeyeceğim. Şu anda Wi-Fi'yi kurmak istemediğinize emin misiniz dedi. Evet diyorum. Continue diyoruz. Data and Privacy ekranı geldi. Buna da Continue diyorum. Şu anda Transfer Information to this Mac diyor. Herhangi bir şekilde Don't Transfer Any Information Now, yani hiçbir şeyi aktarma diyorum ve Continue diyorum yine. Burada Terms and Condition geldi. Buna da Agree diyoruz. Tekrardan Agree diyeceğiz. Bundan sonrasında bilgisayar account'umuzu buradan oluşturabiliyoruz. Ben ismimi yazayım buraya. Account name otomatik olarak buraya verdi. Buraya aynı zamanda bir şifre de girmemiz gerekiyor. Hint olarak da YouTube yazdık buraya. Örnek olması adına. Creating account diyor. Burada Express Setup gibi işte Siri'yi, Maps'i ve Apple'la data gönderimini sağlama gibi bölümler var. Bunları şu an Continue deyip geçiyorum ve Setting up your Mac diyor. Yani şu anda kurulum yapılıyor. Ve karşınızda sıfırdan kurulmuş tertemiz bir MacBook Pro arkadaşlar. Evet arkadaşlar, umarım yararlı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.